Hikayemin başladığı ana kadar silik, cansız bir hariciye memuruydum. Yazdığım hikaye benden ziyade sevdiğim insanların hayatına aittir. Fakat ben de onların arasında yaşıyorum ve kendi hayatım onların hikayesiyle başlıyor. Memuriyetle sarılmış kağıt kokan kişiliğimi kan yakadım ve artık eskide bütün bağlarımı kopardım sanıyorum. Uyuyabildiniz mi? Hayır. Başınızdaki kurşun üstü hayaller yaratıyor. Onun eseridir. Çıkarın öyleyse. Kurşun çıkarsa kafam boşalır diye mi korkuyorsunuz? Sizi ancak bir ay sonra ameliyat edebilirim. Şimdi ailelerinize yazın. İstanbul'daki yeri unutmuş gibiyim. Annem. O beni bu serüvene atılırken reddetti. Serüven mi dedim? O halde başından geçenlerin hepsi doğru. Belki de bazıları değil. Belki de bu hikayenin tam ortasında başım boşalıp öleceğim. Onun için başlamak istiyorum. Ama nereden? Ne diyeceğim ben bu kızcağızı şimdi? Onu çağırmadan önce düşünmeliydiniz bunu. Senin böyle karşılayabileceğini nereden tahmin edebilirdim? Evet diyebileceğimi nasıl düşünebiliyorsunuz? Tanımadığım, yüzünü bile görmediğim kızı İzmir'den buraya çağırıyorsunuz. Ve onunla benim evlenmemi istediğimi söylüyorsunuz. Daha önce söylesen kabul etmezdim. Onu bir görsen hayır diyemeyeceğini biliyorum. Onu nasıl görebilirim anne? Yaptığınız korkunç bir şey. O zavallı kızın suratına nasıl bakabilirim? O zavallı bir kız değil. O benim yeğenim. Üstelik de çok zengin. Evet. Şimdi her şey daha iyi anlaşılıyor. Kusura bakma anne. Ben gidiyorum. Peki nereye gidiyorsun? Bir arkadaşın evine. Daha sonra da ilk trenle Avrupa'ya. Kızcağız gelmişken bir müddet kalsın. İnşallah ne için geldiğini anlamamıştır. Peyhan hoş geldin. Nezahat evrak getirmiştim. Sizi de bir göreyim dedim. Seni bir arkadaşıma tanışacağım. Binbaşı İhsan. Peyami, halamın oğlu. Memnun oldum. İhsan 3. odadan dün geldi. Biz de bu akşam ne yapalım diyorduk. İhsan Bey'in neyi özlediğine bağlı. 3-4 yıldır cephede hasret kalmadığı şey yoktur. Pera'ya gidebiliriz. Olur, Pera'ya gidebiliriz. O da sizden İstanbul beyefendisi. Ne yapacaksınız çıt kıdımlı salonlarda? Katın Hanım, Marina Hanım, ben Zehra'nın evi gibi. Hoş geldin çocuğum. Keşke baban da görseydi Paris'ten geldi. Muharat değil ben annem. Üçüncü dereceden katibim ben. Allah o günleri de gösterecek yavrum. Kemal'le Ayşe'den ayrıldılar mı annem? Ya öyle oldu. Ne oldu anne? Ne olduğunu anlatacak olan sensin. Sadrazam Hazretleri ile birlikte Paris'e giden de sensin. Kemal'le Ayşe ne için gittiler annem? Ayrı eve çıkmak istediler. Nereye gittiler peki? Bilmiyorum. Nasıl olur anne? Yeğenin taşındığı evi nasıl bilmezsin? Aranızda kötü bir şeyler mi geçti yoksa? Daha kötü ne olsun oğlum? O gece bütün İstanbul çalkalandı. Ayşe'nin Mr. Cook'a söyledikleri, ben yaşlı bir kadın. Kemal Binbaşı nerede biliyor musunuz? Kemal Binbaşı yerinde. Evinin annesini biliyor musunuz? Peki İhsan Bey nerede biliyor musunuz? Hasta, gelmedi. Kadıköy'de evinin annesini biliyor musunuz? Şey oldu beyler. Bakar mısınız? Sizi Cemal Bey'in evine götürebilirim. Tabii. Hadi gidelim. Beni ikna edecek bir şey söyle. Ben Cemal'in akrabasıyım. Kardeşinin adı Hasan. Burada biraz istirahat et.
Bitti mi masumlar? Bitti. Kusura bakma, Seyfi önce bulup sonra sulan takımlandır. Hayırdır, ne oldu? Peyami gelirken bizim çukurlara binde düşmüş. Her şey hazır mı? Evet, bu gece. Ümitsiz çocukça şerabına. Her şey daha önce masa başında tespit edildi. Namus belası bir tiyatro ne var bu? Anlamıyor musunuz? Her şeye rağmen sana kızamıyorum. Ne garip değil mi? Tarih birkaç kişi haklısının iddia ettiği şey değişmez. Engel olamayacaksınız. Hele sen bunlardan daha zekisin. Bir şeyler söylesene. Evet haklısın. Tarih birkaç kişi istiyor diye değişmez. Paris'te, Londra'da oturan birkaç kişi istiyor diye. Ayşe sana emanet. Uyumadınız mı? Biraz dalmışım. Siz hiç uyumadınız galiba. Bu bir kuş sesiydi. Biliyor musunuz? İstanbul'da aşağı ilk defa iniyorum. Fakat siz sesi ayırt edebiliyorsunuz. Ben çiftlikteyken her sesi ayırt edebiliyordum. Tıpkı enstrümanlar gibi. Yeni hayatınızın enstrümanları biraz değişik olacak galiba. Üşüdünüz mü? Evet biraz. Buyurun. Şimdi siz üşüyeceksiniz. Aksine ateş gibiyim. Bakın. Korkudan herhalde. Durun. Nereye gidiyorsunuz? Adapazarı'nı hasta götürüyoruz. Aldır da başına gidelim. Hemşire. Cehennem ateşi gibi bakan bir çift göz. Öyle dedi komutan. O gözleri buldunuz mu? Kılına bile zarar vermeden bana getirin. Ayşe Hanım. İhsan Bey sizi bekliyor. Ben Ahmet Rıfkı. İki gün içinde karargaha varırız. Hadi gidelim. İstanbul'da çıkarılan fetva işimizi çok zorlaştırdı. Şeyhülislam Kuvayi Milliye katli vaciptir diye fetva yayınladı. Cemal Bey'den başka haber aldınız mı? Hayır. Ankara'da zaman zaman Ali Fuat Paşa ile Eskişehir'e gidiyor. Sizi tez elden onlara ulaştıracağız. Denilebilirse işte hastanemiz. Size burada yardım edebilirim. Burası artık size emanet Ayşe Hanım. Kezban. Sen ne güzel bir kızsın böyle. Ayşe Hanım, hastanemizi beğendiniz mi? Evet, güzel bir yer ama... Ya biraz çeki düzen vermek lazım. Evet, biraz da... Badana da yapmak lazım. Bildiniz. Biraz da... Çiçekler yerleştirelim, yaralıların morali düzelsin diye. Aklımı okudunuz. Zor olmuyor, tüm şehirler böyle düşüyor. Yeni dünyamıza hoş geldiniz Ayşe Hanım. Biz şimdilik gidiyoruz, size muhtar kalacağınız yeri gösterir. Ayşe Hanım yetişin! Vuruldu! Yoksa bu bir şaka mı? Evet, son şakasını yaptı. Burada artık bir işe yaramıyor muyuz? Artık burada güvende değilsiniz. Ya siz? Biz de karargaha taşıyoruz. Sizi trene bindireceğiz, sonra kendi yolumuza gideceğiz. İhsan Bey, beni de götür. Olmaz Kezban, köye geri dön. Köyde kimsem yok, olmaz, beni de al. Olmaz Kezban, geri git. Anadolu harekattan katılan bilgi buldum. Koca bir saltanatı yok etmek mi istiyorsunuz? Onları yok etmeye çalışan biz değiliz. Bana bak, yol yokken padişah hazretlerinin emrinin altına dön. Ya seni sallandırırım, ya da peşime hak yoluna gelirsiniz. Peyami. Seni Ankara'da bulacağım derken Eskişehir'de karşıma çıktım. Ben de seni Anadolu görmeye o kadar şaşırdım ki. Ayşe'yi söylediğinde gerçekten çok sevinmiştim. Mustafa Kemal ve askerleri doğuda cephelerde teftiş yapıyorlarmış. Ben de Afyon'a gidiyorum. Paşa istasyonu geldi efendim. Seni nasıl görebilirim Peyami? Ankara'ya talimgaha gidiyorum. Beni emretmişsiniz komutanım. Peyami. Seni cephede görevlendiriyorum. Allah yardımcın olsun. Emredersiniz komutanım. Hadi!